Başka türlü bir radyo belgeseli. Başka türlüye hoş geldiniz. Ben Özlem Devrimbahar. Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vuran 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Eylemi'ni anlattığımız dizimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Alet, mesken ve tüm sosyal hizmetlerden yararlanacağı ekonomik, siyasal ve askeri açıdan bağımsız başta işçi sınıfı olmak üzere İstanbul büyük bir hareket halindeydi. Bütün fabrikalar durdu. Çok önemli Türk işe bağlı iş yerleri var. Hepsi ya bizim oradan da geçin. Şöyle bir haykırın biz hazırız. İki tane köprü vardı hocam Haliç'in üzerinde. Haliç Köprüsü ve Bunkapanı Köprüsü. Hemen köprüleri açtılar. Yani birleşmeyi engellemek için. Devrimci olmamda çok büyük rolü var yani o tarihin. Tarihe düşülen not. 15-16 Haziran. Tarih büyük yürüyüşün yıl dönümünde ironik bir şekilde göz kırpıyor bugünlerde. Hava iş kolundaki grev ve bu greve gelen yasakla. Ders çıkarmasını bilenlere tarih çok şey söylüyor aslında. Ne söylediyse 42 yıl önce yaşananlarda saklı biraz da. O zaman biz de vakit kaybetmeden tarihin sözüne kulak verelim ve 1970 yılına geri dönelim. Geçtiğimiz hafta 15-16 Haziran'ı ortaya çıkaran koşulları anlamak için 1950'li ve 60'lı yıllardaki ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmeleri anlatmış, 15 Haziran'a adım adım yürüyen işçilerin bu en büyük eylemi hayata geçirmelerinde fitili ateşleyen Yeni Sendikalar Kanunu'na kadar gelmiştik. AP hükümeti Türk İş'in de desteğiyle 274 ve 275 sayılı yasaları değiştirmek için kolları sıvadı. Bu konudaki ilk girişim Türk İş yöneticisi AP'li 4 milletvekili tarafından bir yasa taslağı oldu. Taslak meclisin tatile girmesiyle gündemden düştü. Ama tasarının varlığı toplumsal tepkiyi çoktan çekmişti. Tüm halk kesimlerinden bunalımdan çıkış yolları olarak dayatılan işsizliğe, baskılara ve örgütlenmelerin önüne engel olarak dikilen yeni yasa taslağına tepkiler hızla yükselir. Devamını Sırrı Öztürk'ten dinleyelim. Şimdi 15-16 Haziran tetikleyen bu 274-75 sayılı yasalar meclise geldiği zaman bir yıl evveli var yani 15-16 Haziran'dan. Bir yıl evveline gidelim. Bu yasalar işte Türk İş Kongresi'nde tartışıldı, meclislerde tartışıldı. Sendikacılar da işte parlamentoya gittiler. Hükümeti uyardılar, başbakana gittiler, cumhurbaşkanına gittiler. Bunun yanlış olduğunu söylediler. Üniversitede Server Tanilli'nin başkanlığında 16 tane bilim insanı oturdu bu konuda. Hukuki mücadeleler yaptılar. Bunun yanlış olduğunu yazdılar, bunun kavgasını verdiler. Ve yapılan toplantılarda şöyle bir karar alındı. Bu adamlar bu yasayı getirecek. Diskin çanına ot tükeyecekler. Sendikal birliğin önü kesilecek. Ne yapabiliriz? O zaman şu karar aldı. O kanun çıkana kadar yarı yasal anayasa direniş komiteleri adı altında örgütlemeye gidelim. İşçi sınıfına bunu anlatalım, hazırlayalım. Anayasa direniş komiteleri gecekondu, şimdi varoş diyorlar ki çok yoksul insanlar vardı. İşçi sınıfı da gecekondularda oturuyordu. Yani biraz teknik donanıma sahip nitelikli işçiler belki başka mekanlarda oturuyordu ama işçi sınıfı genellikle gecekondularda oturuyordu. Bu anayasa direniş komiteleri için
bu olayı anlattı. İşte bu yasa çıkacak. Çıktığı zaman şunlar şunlar olacak. İşçi sınıfı hazır ol. Ve bu anlatıldı. İşçi sınıfına yakın hedefler gösterildi. Şimdi işçi sınıfının dinine, diline, milliyetine değil, sınıfsal kimliğine, sınıfsal kişiliğine, sınıfsal sol duyusuna hitap edildi. Ve işçi sınıfı için hazırlandı ve meclisten bu yasa çıktı. O zaman iki meclis vardı. Meclisten çıktı ama senatoda onaylanması gerekiyordu bu yasanın ki yürürlüğe girsin. Senatoya gelmeden meclisten çıkar çıkmaz da zaten hazırlığı yapılmıştı. Disk 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Disk'in o zamanki Merter'deydi merkezi lastik sendikası salonunda Disk'e bağlı iş yerlerinin baş temsilcileri ve temsilcileri toplantıya çağrıldı. Ben de Türk Kablo'da Maden İş Sendikası'nın baş temsilcisiydim. Ama biz o toplantıya gitmedik. Neden gitmedik? Şimdi biz Disk'e şunu önerdik. Sade biz değil. Mesela Doktor Kıvılcımlı, Orhan Büstecaploğlu gibi İşsizlik Faallık Derneği'nin başından gelenler, tarihi TKP'nin kadroları Disk'e şunu önerdi. Gelin Disk'i yalnız bırakmayalım. Tecrit olursunuz. Bu genel bir direniş, genel bir grev olarak çıkalım. Sadece 274-75 sayılı yasalara karşı değil, işsizliğe, pahalılığa, NATO'cu, Amerikancılığa ki o zaman Türkiye fıkır fıkır kaynıyor yani emperyalizme karşı. Yani büyük mücadeleler var. Şimdiki durum ne ki? O zaman bu böyleydi. Daha evveline git denizlerin Amerikalı askerleri şey yapmaları, 6. filonun gelip Boğaz'da demirlemesi, Kanlıpazar'da 6. filonun helikopterleri bizim üzerimizde, bizim ne yaptığımızı, ne yapacağımızı görüyorlardı. Öyle bir durumdu yani o yaşadığımız dönem. Şimdi sendikacılar bu işten korktular. Tabi sendikacıların şeyi değil yani genel bir grevi örgütlemek bir siyasi partinin kurma elinde olur. Yeni sendikalar kanunu tasarısı Disk'i fiilen etkisiz kılıyor, sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldırıyor ve faaliyet gösterebilecek tek sendikal yapı olarak Türk İşi ve üye sendikalarını işaret ediyordu. Disk Yönetim Kurulu, iki yönlü bir çalışmayla kendisine yönelik bu saldırıya karşı harekete geçti. Bir yandan hukuk ve siyasi platformda girişimler sürdürüldü, diğer yandansa iş yerlerinde mücadelenin örgütlenmesine başlandı. 3 Haziran'da toplanan Disk Yönetim Kurulu, iki ayrı komite oluşturulmasını kararlaştırdı. Bir komite tasarıları inceleyecek, eylem komitesi adı verilen diğer komitede yapılacak eylemleri planlayacaktı. Aynı toplantıda bir uyarı heyeti oluşturularak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit başta olmak üzere bir dizi ziyaret yapılması kararlaştırıldı. Gerisini bugün Disk Tekstil Genel Başkanı olan Rıdvan Budak'tan dinleyelim. Bu kanun teklifi verilmeden evvel Başbakan'dan, o günkü Başbakan Demirel, Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Cevdet Sunay'dan ve sonra Sayın Ecevit'ten randevu istiyorlar. Ama Sayın Başbakan hiç randevudan yana olmuyor Demirel. O günkü Demirel. Ondan sonra Cumhurbaşkanı da mecliste 11'inde görüşülecek. Bir gün evveline randevu istiyorlar. O da 13'üne veriyor bilerek. Cevdet Sunay da. O da tabii zaten aynı çizgideki devlet adamları bunlar. Sayın Ecevit'le görüşüyorlar. Sayın Ecevit'i ikna ediyorlar. Yani diyorlar ki partinizde bunu destekleyen milletvekilleri var. Bu çok ayıp bir şey. Bu anayasaya aykırı. Bu sizin çıkardığınız grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara aykırı. Yani buna mani olmasınız. Bir başka konfederasyonun varlığı ortadan kalkarsa ki Avrupa'da ve gelişmiş demokrasilerde farklı sendikal yapılanmalar var. Bu iş Türkiye'yi sıkıntıya sokar diye anlatıyorlar. Sayın Ecevit İsmet Paşa'yı ikna ediyor. Ondan sonra CHP'de büyük ölçüde bir karşı çıkış başlıyor. Önce onaylıyorlar çünkü CHP içindeki sendikacılar da
destek veriyorlar bu yasanın çıkması için. Ama o arada yasa çıkıyor. Rıza Koas tek Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve diskli sendikacı olarak görev yapıyor. O gün meclisteki durumu o. O kalkıyor bir konuşma yapıyor. Zaten o arada bir kanun da çıkarıyorlar. Bu milli bakiye sistemi vardı. Artan oylarla milletvekili çıkarma olayı. O tipin de bir daha seçimlere girmemesi için tedbir alıyorlar. Düzen şöyle işliyor. Türkiye İşçi Partisi Türkiye'ye zararlıdır. Disk sendikal hareket olarak, sendikal bir konfederasyon olarak zararlıdır. Haziran'da mecliste 274 sayılı sendikalar yasasında değişiklik yapan yasa tasarısının görüşülmesine başlanır. AP grubu adına İstanbul Milletvekili Hasan Türkay söz alır ve şöyle konuşur. Yüce Meclisimizin çalışanlar açısından ortaya koyduğu hizmetlerin bir yenisiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Sosyal hayatımızın temeli saydığımız demokratik düzenin vazgeçilmez unsuru olan hür sendikacılık hareketi, huzurlarınıza getirilen tasarının kabul edilmesiyle büyük bir hamle yapmış olacaktır. CHP grubu adına Burhanettin Asutay konuşur. Kuvvetli bir sendikacılığın toplumsal hayatımızda bir denge unsuru olacağına Yüce Meclisimiz inanıyorsa, sendikacılığımızın güçlü hale gelmesini temin edecektir. Güven Partisi adına Vefa Tanır konuşma yapar. Türk İş demokratik rejime bağlı. Türk İş milliyetçi bir topluluktur. Türk İş milletler arası fesat merkezlerinin emrinde değildir. Türk işçisinin hizmetindedir. Yayımladıkları raporlarda Sovyet Rusya'yı, peyklerini Türkiye'ye örnek diye gösteren Marksçı, Leninci kuruluşlar bu tasarıya elbette itiraz edecekler. Komünistlerin itirazları, komünist düşüncelerin itirazları tasarının isabetsiz değil, isabetli olduğunun delili olacaktır. Meclisteki tek tip milletvekili olan DİSK kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Rıza Kuas ise bu konuşmalara kürsüden şu yanıtı veriyordu. Bu kanun anayasaya taban tabana zıttır. Türk İş diktası getirilmek isteniyor. Sendikaların denetlenmesini Türk İş'e devretmektedir. Bu antidemokratiktir. Demokratik hayatın dibine dinamit koymak niyetindesiniz. Çalışma Bakanı DİSK'i kapatmak istediklerini Erzurum'da Türk İş Kongresi'nde söylemiştir. DİSK anayasal haklarını kullanarak direnecektir. Sorumluluk bu kanunu çıkarana ait olacaktır. Meclis içinden diğer ayrıntıları gazeteci yazar akademisyen Atilla Özsever anlatıyor. Meclisteki oylamalara gelelim. Mecliste bu yasa biliyorsunuz 450 milletvekili vardı o zaman parlamentoda. 230 kabul, 4 red oyu çıktı. Halk partililerin büyük kısmı oylamaya katılmadılar. Nitekim oylamaya katılmayan 214 milletvekili vardı. Onların büyük ölçüde Halk Partisi'ydi. Red oyu verenler de ilginçtir. Sadece bir tane Halk Parti milletvekili red oyu vermiştir. Onu da analım bu arada. Şeref Bakşık red oyu kullanan Halk Parti milletvekildir. Türkiye İşçi Partisi'nden Rıza Kuas, Lastik İş'in başkanıydı. Rıza Kuas aleyhte oy verdi. Bu arada Millet Partisi o zaman parlamentodaydı. Hilmi İşgüzar, ki daha sonra bakanlık yapan bir kişidir bu. Hilmi İşgüzar'dı Millet Partisi milletvekili olarak. Aleyhte oy verdi. Ve yine Suna Tural, kadın milletvekili. Millet Partisi milletvekili, o da aleyhte oy verdi. Suna Tural da zamanın Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'ın eşiydi. Yani daha önceki Cemal. Böyle 4 kişinin red oyu kullandığı bir yasadır. AP hükümetinin meclise getirdiği bu kanun tasarısı, Türk İş ve CHP'nin de desteğiyle 3,5 saat gibi kısa bir sürede kabul edildi. Türkiye İşçi Partisi söz konusu yasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı ve iptal davası açtı. DİSK heyeti de aynı gece İstanbul'a döndü. Genel Başkan Kemal Türkler, 12 Haziran sabahı bir basın toplantısı düzenleyerek tasarının Türkiye'ye faşist sendikacılığı getirdiğini ve Türk İş'e sendika diktatörlüğü tanıdığını söyledi. Basın toplantısı, büyük eylemin kararının verildiği 14 Haziran günü geniş bir toplantı yapılacağı duyurusuyla sona erdi. DİSK heyeti bir yandan da siyasetçileri ikna etme turunu sürdürüyordu. Heyet 13 Haziran'da görüşlerini sunmak için Çankaya Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la görüştü
ve meclisten hızla geçirilen yasa değişikliğinin veto edilmesini istedi. Ve 14 Haziran 1970 Pazar, saat 10. Lastik İş'in Mertel'deki binasında diske bağlı sendikaların temsilcileri daha önce ilan edilen toplantı için bir araya gelir. Herkes büyük bir heyecan içindedir. Salonda mücadele sözleri yankılanır. Maden İş Sendikası'nın bölge başkanı, yani İstanbul bölge temsilcisi olan Hüseyin Ekinci de toplantıya katılanlar arasındadır. Disk'in yapacağı başka bir şey yoktu. Sınıf sendikacılığının, devrimci sendikacılığın ana ilkelerinden bir tanesi de bu konuları tabanına iletmek ve tabanın görüşünü almaktı. İşte o zaman Disk yöneticileri Merter'de, yani Disk'in genel merkezinde, İstanbul ve Kocaeli'ndeki, yani sanayinin yoğunlaştığı iki ildeki iş yeri temsilcilerini, sendika yöneticilerini, baş temsilcilerini bir toplantıya çağırarak Merter'de bilgilendirdi. Yöneticiler bu yasa hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yasayı anlattılar. Yöneticilerden sonra, yöneticilerin detaylı bilgilendirmelerinden sonra iş yeri temsilcileri söz aldılar. Sendika temsilcileri çok coşkulu ve heyecanlı konuşmalar yaptılar. Baştan sona heyecan içerisinde geçti. Özellikle sarı sendika boyunduruğundan çıkan, sarı sendika zincirlerini kıran işçiler konuştular. Çünkü onlar bu acıları daha önce, yani sendikal özgürlüğü yaşamayan, sendikal özgürlüğü olmayan, sendikaların işverenlerin elinde, iplerinin işverenlerin elinde olduğu durumu yaşayan işçiler bir başka türlü konuştular. Bir demir döküm temsilcisi ilk defa, arkadaşlar biz üretimden gelen gücümüzü kullanacağız diye bir konuşma yaptı. İşte ilk defa üretimden gelen güç orada konuşuldu. Ve aynen şöyle dedi, yarın sabah da üretimden gelen gücümüzün ne olduğunu herkes görecek. Bu konuşma uzun süre alkışlandı. Son olarak Disk Genel Başkanı Kemal Türkler konuşur ve belki o an için onun bile Türkiye tarihine damgasını vuracağını bilemediği büyük yürüyüş çağrısını yapar. Bizler özgür işçiler olarak özgürlüğümüzü asla vermeyeceğiz. Ve çıkarılmakta olan kanunlar meclisten geri alınıncaya kadar şalterleri yarın sabahtan itibaren çekmeliyiz, direnmeye girmeliyiz teklif edildi. Kardeşler, bu direnme hareketlerine başlandığı takdirde fabrikalarda oturarak vakit geçirmekte, gerek fabrikalarda, gerekli kadar nöbetçi bıraktıktan sonra kendi muhitlerindeki yollarda, sokaklarda, halk arasında pankartlar ve dövizlerle yürüyüş yapmak. Buna kim karar verecek? Gene işçilerin kendileri karar verecekler. Bir yandan bir fabrika işçileri yürüyüşe başladıkları zaman önünden geçtikleri fabrikalardakiler onlara katılacak kardeşler. Bunu Disk olarak organize edeceğiz. Tahminen çarşamba günü sabahtan itibaren İstanbul'un muhtelif bölgelerinde yürüyüşler yapmak şartıyla Taksim Meydanı'nda veyahut bir başka meydanda saat 17'den sonra miting yapacağız. Sizin alacağınız kararların sizleri geride bekleyen arkadaşlarınız için ve memleket için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. ...15 Haziran 1970... Pazartesi. Sabahın erken saatleri. Fabrikalarda her zamankinden farklı bir hareketlilik vardır. Kartlar basılır ama Alibeyköy'de Haliç kıyısındaki 3500 kişilik demir döküm fabrikası işçisi olan Seyfi Çağan anlatıyor. Fabrikaya sabah işte 7.30'da işbaşı yaptık. Tabii toplantıdan zaten gereken bilgilerimizi almıştık, şey ettik. Artık biz yani her türlü şeyi göz önüne aldık, yani işten şey olsak bile. İçmal kısmında ben çalışıyordum. Baş temsilci telefon etti. Harekete geçiyoruz dedi. Çıkın. Ne çıkarabilirseniz işte. Artık onun her kısmından şey etti ve dışarı çıktık. Korteji kurduk. Yani 500 bilemedin 400 bu civarda bir iş. Herkes katıldı mı fabrikadan? Katılmayanlar da oldu mu? Çok katılmayan çok oldu canım. Diyorum ya 3500 kişi çalışıyor demir dökümde. 405 kişi çıktı. Katılmayanlar ne yaptı? Onlar çalıştılar yani işi durdurmamak için. Şey etti, şimdi iş durma olayı yok ya. Ama
Ondan sonra demir dökümden çıktıktan sonra diğer fabrikalarda bütün işi durdurduk. Yani Eyüp'ün içerisine girdiğimiz zaman yani 500-600 bin kişi oldu. Ve Eminönü'nden şeye çıkarken, Taksim'e yürürken artık kortejin bir ucu Taksim'e çıktı, bir ucu daha hala şeyde anıs yapılıyor. Kortej Taksim Meydanı'na daha yetişmedi. Yani bu vaziyette kalabalık oldu. Hiç engellemelerle karşılaştınız mı? Barikatlar var mıydı önünüzde? Barikat yok. Polis şeyden cesaret edemiyordu. İş yerlerinde yoğun bir faaliyet başlar. İşçiler fabrikalarda işbaşı yapıyor ama üretime geçmiyorlardı. Özellikle maden işin örgütlü olduğu binlerce metal işçisi iş yerlerinde oturma eylemi başlattı. Ardından topluca çıkışlarla çevre fabrikalara ziyaretler yapıldı. İş bırakmayan işçilere de çağrıda bulundular. İşçiler ellerinde bayraklar, üstlerinde işçi kıyafetleri yolları doldurdu. Yürüyüşler dört ana kol üzerinden gelişiyordu. Birinci kol, Anadolu yakasında Ankara asfaltıyla Beykoz ve Paşabahçe'den Üsküdar'a doğru, ikinci kol, Eyüp, Alibeyköy, Silahtar, Cendere üzerinde, üçüncü kol, Topkapı, Çekmece, Zeytinburnu güzergahı, dördüncü kolsa Levent, Boğaz güzergahında ilerliyordu. Fabrikalarından çıkan işçiler, diğer fabrikalardaki işçileri de yürüyüşe katıyor, her uğradıkları fabrikada sayıları daha da artıyordu. Örneğin, Anadolu yakasında Kartal ilçesinden yürüyen işçiler, Ankara asfaltı boyunca ilerlerken, kendilerine başka fabrikalardan da katılanlar olmuş, Göztepe'ye gelindiğinde Otosan fabrikasıyla DMO işçilerini de alarak yürümüşlerdi. Sadece İstanbul'da değil, Kocaeli'nde de hareketlilik vardır. O dönemde Kocaeli Türk Kablo İşyeri baş temsilcisi olan Sırrı Öztürk, yürüyüşün Kocaeli ayağını şöyle anlatıyor. Bizim Kocaeli'nden geldiğimiz güzergah, Gebze'den Kocaeli'ne doğru, Kocaeli'nden de Sakarya'ya doğru. Çünkü lastik iş sendikaları Sakarya yolu üzerinde. Yani Pirelli, Goodyear ve Lassa fabrikaları. Ama biz Sakarya'ya gidemeden sıkı yönetim ilan edildi ve hareketin yayılması engellendi. Yani bir grup da Sakarya'ya mı yönlendi o İstanbul'a paralel? Gebze'den Sakarya'ya doğru yürüyen bir kol var. Bir de Pendik, Tuzla, Kartal'dan Kadıköy'e var. Ne gibi sloganlar atılıyordu? Pankartlarda ne yazıyordu? Adalet Parti iktidarının işçi düşmanı politikalarına hedef alan sloganlar vardı. İşte Süleyman Başvekil, işçi köylü, aç rezil. Yani sınıf üretmişti bunu, biz üretmedik. Yani bunun gibi hep politik mesajlar ve Adalet Parti iktidarının şey, o günkü Süleyman Demirel'in başbakanı oldu. Adalet Partisi'nin işçi karşıtı politikalarını açığa vuran sloganlar vardı. Biz o 200 bin insan vizite kağıdı almadan 16 Haziran'da işten atılacaklarını bile bile çıkmıştır. İşte bu 16 Haziran'ın önemi de buradadır. Kaç kişi vardı? Şimdi 150 bin, 200 bin diye rakamlar veriliyor. Herhalde bu rakamlar doğru rakamlardır. O zaman İstanbul'un nüfusu 1,5 milyon. Yani şu an ayrıntılı bilemiyorum ama Türkiye'nin nüfusu 40 milyondu. İstanbul'da işte o kadar olabilir. Ama şu önemli, 30 bin üyesi olan DİSK, yani hani diyorlar ya bana gökyüzünde bir dayanak noktası ver, dünyayı yerinden oynatayım diyen ünlü fizikçinin lafını burada da kullanalım. Yani sınıfsal bir dayanak varsa yerde yerinden oynar. Hayal değil hey be hey. 70 binde işçim kalktı yürüdü. Okuşmuş düzene sahip çıkarın. Alnın çatına baktı yürüdü, 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 yürüdü. Yarın büyük yürüyüşün ilk gün ayrıntıları ve barikat arkasından notlar. Sağlık, mesken ve tüm sosyal hizmetlerden yararlanacağı ekonomik
siyasal ve askeri açıdan bağımsız, başta işçi sınıfı olmak üzere... İstanbul büyük bir hareket halindeydi. Bütün fabrikalar durdu. Çok önemli Türk işe bağlı iş yerleri var. Hepsi ya bizim oradan da geçin. Şöyle bir haykırın biz hazırız. İki tane köprü vardı o zaman Haliç'in üzerinde. Haliç Köprüsü ve Bunkapanı Köprüsü. Hemen köprüleri açtılar. Yani birleşmeyi engellemek için. Devrimci olmamda çok büyük bir rolü var yani o tarihin. Tarihe düşülen not. 15-16 Haziran. Programı kapatmadan önce iletişim bilgilerimizi verelim. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi özlem@yonradyo.com.tr elektronik posta adresinden ve Facebook Başka Türlü sayfasından iletebilirsiniz. Yarın Başka Türlü de 15-16 Haziran dizimizin 4. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başka Türlü bir radyo belgeseli.